Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı'nın bir vizyonu olmak zorunda. Nedir o vizyon? O vizyon huzurlu, güvenli, düzenli bir ülke yaratma vizyonu. Bakanlığın başındaki İçişleri Bakanlığı'nın bir böyle vizyonu olması lazım. Oysa bakanın vizyonunu tarif edelim dediğimizde üç kelime çıkıyor karşımıza. Tehdit, şantaj ve hakaretten ibaret. Ergen çocuk gibi. Nerede bir siyasi polemik varsa hemen atlıyor üzerine. Ya bir dur düşün, sen İçişleri Bakanısın. Bulunduğun makamın ağırlığına bir bak. Nerede bir tartışma varsa hemen atlıyor içerisine. Bakın söylediği söze, İçişleri Bakanı söylüyor. Sen bittin, bittin sen. Sen bittin. Alçaksın, şerefsizsin. İfadeler bunlar. Bu üçüncü sınıf mafya babası ağzını kullanan kişinin elinde 49,5 milyar lira devlet bütçesi var. Yarım milyon silahlı güç var. Milletin hakaret takdirine etmeyelim, bırakıyorum. Lütfen, temiz milletin bir dille takdirine konuşalım, bırakıyorum. Sayın Tezcan. Bu Çevre ve Şehircilik Bakanı değil konuştuğumuz bakan, dikkat edin. Dikkat edin. Silahlı güç olan bir bakanın oturduğu makamı arkasına alarak sağa sola tehdit edebileceği bir koltuk değil. Bugün bunu belki memnuniyetle karşılıyor olabilirsiniz. Ama oradan sağa sola hesabını yapmadan tehdit edenlerin tehditleri bir gün size de yönelir, size de yönelir. Ne olacağını o zaman görürsünüz. Bu devletin tepesinde kriminal siyaset inşasıdır. Ve bu devletin bakanlarının üslubu olamaz. Devletin tepesinde kriminal siyaset inşa etmek mafyatik iktidar arayışıdır. Mafyatik iktidar arayışı. Vazgeçin bu mafyatik iktidar arayışından. Vazgeçin mafyatik iktidar arayışından. Bakın. Demek ki bundan sonra sadece kirli siyasetle mücadele etmeyeceğiz. Bugüne kadar kirli siyasetle mücadele ediyorduk. Bu kriminal dil ve bu mafya ağzından sonra görüyoruz ki artık mafyatik iktidarla da mücadele ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bundan sonraki süreç öyle bir sürece gidiyor.